o'z ona yurtlarini tashlab ketishga majbur bo'lgan o'zbeklar ham. Yuzlab emas, yuz minglab odamlarimiz o'sha Amudaryoda oqib ketdi. Qo'rquv bor edi. Nasldan naslga, suyagimizgacha qo'rquv bosib ketgan. Aytingchi, siz sal kam bir asrlik umrni bosib o'tdingiz va bugungi kunda yoshingiz 94 yoshda. Ular zarba berib keldi. 100 yilda bu yerda zarba berib keldi. O'sha zarbalarning natijasida endi ulug' Tangrim bizga marhamat qil. Bizga oq yo'l bergin. Amin. To'lqinlarim yetdi. Ahvol bo'lgan. Amerikaga ko'chib kelgan birinchi o'zbeklar haqida nimalarni bilasiz? Amerika Qo'shma Shtatlariga dastlabki o'zbeklar 2-chi jahon urushidan keyin kelishgan. Bunga eng asosiy sabab ularga nisbatan sobiq Sovet ittifoqida o'zgacha urushdan keyin urush, ya'ni qatag'on e'lon qilingan. Biroq 1945-yilgacha ham o'z ona yurtlarini tashlab ketishga majbur bo'lgan o'zbeklar ham aynan shu yerga Amerikaga kelishgan. Bunga eng asosiy sabab oktyabr oyida 1917-yildagi inqilob. Aslida bu inqilob emas, balkim davlat to'ntarilishi bo'lgan edi. Va natijada Lenin hamda Trotskiy kabi bolsheviklar davlat boshqaruviga kelishgan. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar va kursimizga xush kelibsizlar. Bugungi afsonaviy mehmonimiz 1930-yilda o'z ona vatani O'zbekistonni tark etishga majbur bo'lgan va bugungi kunda u shu yerda, Virginiyada, Amerika Qo'shma Shtatlarida mana shu xonadonda istiqomat qiladilar. Darvoqa, mehmonimiz 94 yoshdalar. Kutib oling bugungi afsonaviy mehmonimiz Jo'raqori Botako'z. Assalomu alaykum, Jo'raqori aka. Aytingchi, siz sal kam bir asrlik umrni bosib o'tdingiz va bugungi kunda yoshingiz 94 yoshda. Siz shunday yosh, faol, baquvvat, tetik va xushchaqchaqligingizda siri nimadan iborat? Mani hayotimdagi menga yordam qilgan narsa shu siz aytgan narsalar, xurs sog'liqli, xushchaqchaq yurishga birinchi sabab shuki, xafa bo'lmaslik, birov bilan tortishmaslik, urushmaslik. Bu qanaqa qilsa shunday bo'ladi degan gap bo'lsa, unda shuki tavozulik bo'lish. Har kimga tavozu bilan gaplashib, tavozu bilan muomala qilish. 35-36 yillarda o'zbeklar birinchi marta Amerikaga ketishni boshlashgan. Siz ham 1996 yildan beri AQShda yashab kelasiz. Amerikaga ko'chib kelgan birinchi o'zbeklar haqida nimalarni bilasiz? Qolaversa, ular kimlar bo'lgan va nima sababdan bu yerga kelib qolishgan? O'sha 2-chi jahon urushidan keyin Germaniyaga asir tushgan o'zbeklarimiz bo'lgan. U o'zbeklarimiz asir tushgandan keyin men Amerikaga ketaman yoki Turkiyaga sig'inaman. O'sha qamoqda turgan vaqtida qutulish uchun shunaqa deyishgan. Ana hozirgacha ba'zilariga ko'ra 50-60 ming odam keldi. Aytingchi, siz Ahmad Zaki Validiy bilan qayerda va qanday tanishib qolgansiz va shu kishi o'zi istamagan holda Chor Rossiyaga O'rta Osiyoni bosib olishda yordam berganidan afsusda bo'lganmi? Men bilishimcha, mana janobingizga arz qilay, 1954'da tanıştım İstanbul'da. Zeki Veli'ydi bunu. Zeki tanıştım da İnek'in Ukşuhan'ı yazgan kitabı var. Türkistan tarihi degen kitap. Bizi Türkistan'ımıza ait katta kitabı var. Öşe kitaptı, özüden alıp, özü bir yerde uçanı okuyamam.
Zeki Damla benim hanımımı kep durardı. Türkiye'de. He, İstanbul'da. Hoş. Meniyem bazen onu çakırıp çeyin deyip durardı. O kişi İstanbul Üniversitesi'de Edebiyat Fakültesi'nin dekanıydı. İslam Şinaslık Enstitüsü'nde direktörüydü. Yaşlı adam. Ben üyeleri giyen var durardım. O kişiden yakın alaka bugün. Yakın alaka bugünlüğünün sebebi çünkü ben şu o kişiyle o kitabını okudum. Kitabını okuyanımdan keyin benim başta ötken günler kitabı çıkacak sebep bugün o. Mavzu o kişinin özünü hakkı da bugün de ben o kitabını çukur dikkat kılan okuşumge göre beni şunca köp yıllar o kişi bilen sohbette bu kişimge bilişimge göre o adam Ruske bir nesere bir işten, bilgi bir işten taşkarı o Ruslarının imperializmine karşı adam bu. Albatta. Bu bir. İkincisi, hali ki öz bilmezden ona kadar yazgen derselerden haberim yok. Eğer şuna kadar ilmi kitap yazgen mesela, ilmi noktayı nezirden yazgen o, o Ruslar bundan siyasi maksatta faydalanıp gitken. Jo'raqora aka, o'tgan kunlar asarini siz arab tilida 1958-yilda mana shunda shaklda chop ettirgansiz, to'g'rimi? Mana shu kitobni siz aynan arab tilida chop ettirayotgan paytingizda qanaqa muammolar bo'lgan? Qolaversa, tarix qanaqa? Men o'sha hotelimni, mehmonxonamni sotdim. Yaxshi yurib turgan, yaxshi hotel edi. Çemberli Taş'ta, İstanbul'da, ortası Çemberli Taş'ta. Ha, çit eldeki vatandaşlarının savadı, bağırının savadı Arap harfine çıkardı. Benim maksadım, o zamanlarda vatan ile hiçbir münasebetim yoktu, tanımazdım, üyede ahvaldı, bilmezdim ben. Şu bunlar, köpçülüğü Arap harfine. Bu imlası başka olsaydım, bu imlanı, bu imla başkaça imla. Eski imlada Arap harfini bilişerdi. Şunun için o şey özlerinin bilgen harfi de şu kitap var yetişsin o, bunlar okusun o, ana dillerini saklap kalsın. Degen maksat da ne ki bunun gibi urunup çetelde köp cahilerde körgen ben şu kitap tapılmaydı. O Zeki Veli'ydi bir oduk o, basma hanaga imkan bulmaya kaldı. Uzbekistan müstakillikke erişken payette, Prezidentimiz parlament minbarda turib mustaqillikni e'lon qilgan. Va o'sha paytda hech qaysi deputat qarshi chiqmagan ekan. Shunda prezidentimiz deputatlarga murojaat qilib so'ragan ekanlar. Nimaga qarshi chiqmayapsizlar? Shundan keyin bir sust qarshi bo'lgan ekan. Jo'raqora aka, aytingchi, sizning fikringizcha o'sha paytda nega deputatlarimiz qarshi chiqmagan? Bittesi bizde milli şuur zayıf bugün. Şuurunu. Yani vatandaş degen birbirine bağlı buluş gerek. Men menkıbesten degen vatandaşlık tuyguları'dan kamra bahraman bugünümüz vatandaşlık. Hoş, şu şuurlar, yurttaşlık, vatandaşlık şuurları kem bugün. Kim bugün demek için? Evet, mutalaya bulmadan için. Bitti sebebi şu. İkinci sebebi korku, korku vardı. Yani nesilden nesilge. Süyeki biz geçe korku basıp gitken. Sel nesilge kurban bulurgenimiz, bulurgenimiz, bulurgenimiz. Şundan ne ki bu hayran buluyup şaşmayan. Korkuşkenden bugün mü? Ya ki gaflette buluşkenden. Gaflette yapayım, milli kültür yok. Yaxşı bilmiydi. Özümüzün menfaatimizi bilmiydi, dünya şeraitini bilmiydi. Sadde adamlar bugün biz şuna kadar terbiyelendik. Urus zamanında şuna kadar terbiyelendik. Bizi avvaldan keliyetken şuar zihnimizge, mütalayalarımızge, onlar zarba verip geldi. 100 yılda bir adam zarba verip geldi. O şey zarbelerin neticesinde hemen biz şu atılıp alkışlayalmadık. Hoş. Biz eğer közümüz açık bugün de, kalemimiz erkin bugün deydi,
mashq holida bo'lganda edi mamlakatda. Ya'ni Sovetni falon qonuniga qarshimiz, falon siz to'g'ri, bunaqa gaplar yo'q edi bizda, mujodila. Fikriy, mafkuraviy mujodila yo'q edi. Har 10 yilda birmi, har yilmi dunyo bir o'zgaryapti. Ilgari 100 yilda o'zgarardi, o'shani qarin yo asr deylardi. O'sha ilgari 100 yilda o'zgaradigan narsa hozir 1 yilda o'zgarib qolyapti. Shuni farqiga to'liq bormayapmiz biz. Ey aziz yurtimiz, biz seni tashlab ketayotganimiz yo'q. O'z yurtida och qolib, senga hujum qilib kirib kelayotgan bosmachi ruslar zulmidan qochib ketishga majbur bo'ldik. Bergan nozu ne'matingga rozi bo'l, ona yurtim. Qaytib ko'ra olamizmi yoki yo'qmi, bila olmaymiz. Doimo ko'nglimizda yashaysan. Seni unutmaymiz. Avlod ajdodimiz ham unutmaydi. Endi ulug' Tangrim, bizga marhamat qil. Bizga oq yo'l bergin. Amin. To'lqinlanib ketdi. İşte ahvol bo'lgan. Endi ya'ni o'sha davrlarda yashasak, yuzlab emas, yuz minglab odamlarimiz o'sha Amudaryoda oqib ketdi. Yuz minglab. Yo'q ketayotganda o'q uzildi-yu, otildi, oqib ketdi. Shunday tahlikada otlik o'tib ketdik biz o'sha yerdan. Xabaringiz bor, o'tgan yili Amerika Qo'shma Shtatlarini, mana biz yashayotgan davlatda 41-chi prezidenti Jorj Bush otasi olamdan o'tdi. Va shu odam vafot etgandan keyin 94 yoshda men ularni kundaliklarini o'qib ko'rdim deb va kundaliklarida bir ajoyib gaplarni o'qib oldim. U shunday yozgan ekan. Men bashoratchi emasman, lekin umid qilaman, kelajak avlodlar meni 3 ta so'zlar bilan eslashadi. Men adolatli, mulohazali va ishonchli inson bo'lganman deb. Aytingchi, Jo'raqora aka, kelajak avlodlar sizni qaysi 3 ta so'zlar bilan eslashlarini istaysiz? Yurtini sevgan, xalqini sevgan, vijdoni uyg'oq odam. Katta rahmat sizga. Bilasizmi, suhbatimiz oxirida bir kichkina tilagim bor edi sizga. O'z vaqtida Xitoyni buyuk filosoflaridan biri Konfutsiyni shunaqa bir gapi bo'lgan. Aqlli bilan dono odamni farqi juda ham katta o'rtada. Aqlli odam o'zi o'sha muammoli vaziyatga tushgan paytda shu vaziyatdan chiqib ketish yo'llarini o'ylaydi. Dono odam esa mana shunaqa qiyinchilik va muammoli vaziyatlarga tushmaslik yo'lini o'ylaydi. Sizni mana shu intervyudan keyin men haqiqiy O'zbekistonni dono o'g'lon deb bilaman. Shuning uchun men umid qilaman, bizni ko'rib turgan yoshlar ham sizdan ko'p narsani o'rgangan holda mana shunda dono bo'lishadi. Sizga esa sog'lik salomatlik tilab qolaman.